Selam, bugün 2 Şubat 2024. Erdoğan'ın konuşmasından sonra gündeme gelen şeriata düşmanlık, dine düşmanlıktır sözü üzerinde durmak istiyorum. Dinleyelim. Şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. Öncelikle şeriat ne demek? Diyanet'in İslam ansiklopedisinden okuyalım. İslam'a ait dini, ahlaki ve hukuki hükümler bütünü anlamında bir terim. Evet, şeriata karşı olmak, İslam'a karşı olmak denebilir de anlıyorum ama katılmıyorum. Üstelik kendimi bir mümin olarak tanımlamama rağmen katılmıyorum. Elbette bir Müslümanın şeriata karşı olması düşünülemez ama şeriat deyince herkes benim anladığım şeyi anlamıyor ki. Çünkü önümüzde 1000 küsur yıllık bir gelenek var. Dünyadaki uygulamalar var. Karşı olanların çoğu bu uygulamalar üzerinden şeriata karşı, hatta bazen düşman oluyorlar. Bunlar din düşmanı demek işin kolayı ama biz kolaya kaçmayalım. Bu kişilerin neden karşı veya düşman olduğunu anlamaya çalışalım. Şeriat denince dini hükümlerin aynı zamanda hukuki yaptırımlarla destekleneceği algısı var. Ne demek bu? İşte kişi ben Müslümanım diyor ve kendince inanıyor diyelim. Yok öyle ya ama. Müslümanım diyorsan namaz kılmak zorundasın, oruç tutmak zorundasın. Bu ibadetlerini yapmazsan devlet seni cezalandırır. Devlet sana zorla namaz kıldırır, zorla oruç tutturur. Ayrıca hayatını dine göre şekillendirmek zorundasın. İçki içemezsin mesela, cezası var. Hele ki nikah dışı ilişki. Bekarsan yüz celde, evliysen veya o an bekar olsan da fark etmiyor. Daha önce başından bir evlilik geçmişse ölene kadar taşlanma cezası. Eşcinsel ilişki mesela. Kayıtsız şartsız ölüm. Kadınlar için hayat ayrıca zor. Kadın başını örtmek zorunda. Örtmezse devlet cezalandırır. O baş zorla da olsa örtülecek. Ayrıca kadın ikinci planda, dini ve aklı yarım. İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliği gibi sayılıyor. Mirasta erkeğin yarısı kadar pay alıyor. Çoğu mezhebe göre kadın velisinin, yani babasının, abisinin, dedesinin, hayatta kim varsa artık, izni olmadan evlenemiyor bile. Kimle evleneceğini seçemiyor. Bunu kabul ettirebilir misiniz bugün bir kadına? Evlendi diyelim, boşanma hakkı yok. Erkek boş ol dedim. Hatta demesine de gerek yok. Telefondan seni boşadım mesaj attığı an nikah akdini bitirebiliyor. Ama kadın erkekten bu kadar kolay boşanamıyor. Boşanmak isterse mahkemeye gidecek de, kocasında da şeriatın belirlediği problemler olacak ve bunu mahkeme kanalıyla ispat edecek de, ancak bu prosedürlerden sonra boşanabiliyor. Kadın için hayat o kadar zor ki, yanında ailesinden bir erkek olmadan 90 kilometreden uzağa yalnız başına seyahat edemiyor ya. Üniversite kazanan kadın yalnız başına şehir değiştirip okuyamıyor bile. Doğrusu hayat sadece kadınlar için de zor değil. Nitekim geleneksel şeriata göre kadın ve erkek kamusal hayatta kesin hatlarla ayrılır. Kadın ve erkeği ayırmak her iki cinse de yapılacak en büyük kötülüktür bence. Bu bütün toplumsal yapıyı dinamitlemek anlamına geliyor. E o zaman işine gelmiyorsa kişi Müslümanlıktan çıksın da diyemezsiniz. Ben dinden çıktım dediğiniz an cezanız idam. Yani geleneksel şeriat sizin dinden çıkmanıza da izin vermiyor. Giriş var, çıkış yok. Hadis var, dinini değiştireni öldürün. Bu sefer kellen gider dedi. Yahu dedi, bu nasıl din kardeşim dedi ya. Girerken aşağıyı kesiyorlar dedi, çıkarken yukarıyı kesiyorlar dedi. Bu arada lütfen bana ya Gürkan o iş öyle değil, o hükümleri yanlış anlattın, eksik anlattın, çarpıttın, söylediğin her şeyin bir açıklaması var filan demeyin. Evet ben de biliyorum hepsinin bir açıklaması var ama burada gerçekte şeriat ne ondan bahsetmiyorum. Algının ne olduğundan bahsediyorum. Üstelik bu haksız, temelsiz bir algı değil. Çünkü ülkemizde bu tarz şeriatı savunan insanlar var. Ve hatta dünyada bugün bile bunların uygulandığı yerler var. Bu nedenle bazı insanların şeriata karşı olmaları, hatta düşman olmaları bile bence anlaşılır. Gelelim işin bize bakan yönüne. Biz Müslümanlara düşen ne? Aslında bu ayrı bir konu. Bu nedenle burada uzun uzun anlatmayacağım ama kısaca bazı şeylere değinmesem olmaz. Evet, ülkemizde bazı insanlar gerçekten dine düşmanlık ediyor ve ilginçtir, bunu söyleyince de bazıları sanki düşmanlık yapan kendileri değilmiş gibi kızıyorlar ama düşmanlık kötü bir şey değil ki. Şayet biri dinin zararlı olduğunu inanıyorsa elbette düşman olacak. Biz Müslümanlara düşen bu düşmanlığı kırmak. Bu da gönülleri fethetmekte olur ama ülkemizde gücü elinde tutan Müslümanlar işin kolayına kaçıp düşmanları kırmaya çalışıyor. Çünkü diğeri çok zor. Kafasına sarık takıp kamera karşısına geçen bazı adamlar bunlara oy vermeyelim de dinsiz donsuzlar mı gelsin diyor mesela. Neden bu dinsiz donsuzlara
Ya bu Müslümanlar işi ehline verir, tanıdıklarına değil dedirtemiyorsunuz. Neden bu dinsiz donsuzlara ya bu Müslümanlar harama el uzatmaz, yetim hakkı yemez dedirtemiyorsunuz? Neden bu dinsiz donsuzlara ya bu Müslümanlar kendileri, anne babaları, yakınları aleyhine bile olsa adaletten sapmıyorlar? Düşmanlarına karşı bile adaleti elden bırakmıyorlar dedirtemiyorsunuz? Neden bu dinsiz donsuzlara ya bu Müslümanlara her şey denir ama sözünün eri insanlar, söz ağızlarından bir kez çıkar dedirtemiyorsunuz? Bunları dedirtmek için bütün güç ve bütün imkanlar çok uzun bir süredir kendine Müslümanım diyenlerin elinde. Ama gücü elinde tutanlar bu zor yolu seçmiyorlar. Hadi bunu anlıyorum. Bu zor şeyleri hayatlarına geçirmek kolay değil ama kendilerini muhasebe edeceklerine düşmanlık körüklüyorlar. Seçtikleri yol bence iyi bir yol değil ama sonuçta benim gücüm belli, etki alanında sınırlı, konuşmaktan başka yapacak pek bir şeyim yok. Bu da ne kadar işe yarar bilemiyorum çünkü bu arkadaşlar maalesef her sözü aleyhlerine zannediyorlar. Yine de umarım bu kısa konuşmam faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.